Yaş problemleri çalışma kağıdı. Birinci soru. 6 kişinin yaşları toplamı 75'tir. 3 yıl sonra bu 6 kişinin yaşları toplamı kaç olur? 3 yıl sonra her birinin yaşı 3 artacağından dolayı 6 kişi olduklarından dolayı 6 çarpı 3'ten 18 yaşlar toplamı artar. 75'in üzerine bu 18'i eklersek 6 kişinin 3 yıl sonraki yaşlar toplamını bulur. Buradan da cevabımız 93 olacaktır. İkinci soruya geçtiğimizde iki kardeşin yaşları farkı 4. 10 yıl sonra bu iki kardeşin yaşları farkı kaç olur? İki kişinin yaşları farkı asla ve asla zaman ile değişmez. Bunu bir örnek üzerinde inceleyelim. Bir kişinin yaşı 5, diğer kişinin yaşı 8 olsun. Bu şimdiki yaşları olsun. Yaş farkı 8 eksi 5'ten 3'tür. 2 yıl sonra ikisinin de yaşı 2 artacağından dolayı 7, 10. Yaşlar farkına baktığımızda 10 eksi 7'den 20. Yaş farkı bilmemiz gereken bir bilgidir. Asla değişmez. Sabit. Bu nedenle iki kardeşin yaşları farkı 4 ise 10 yıl sonra da bu iki kardeşin yaşları farkı 4 olacaktır. Üçüncü soruya geldiğimizde bir babanın yaşı 32, çocuğunun yaşı ise 6'dır. Bir baba var, bir de çocuk var. Baba 32 yaşında, çocuk 6 yaşında. Bu şimdi. Yaş problemlerinde bu şekilde şimdiki yaşları, zaman geçtiğinde oluşan yaşları bir tablosal biçime getirirsek çözerken bize çok daha fazla yardımcı olur. Kaç yıl sonra babanın yaşı? X yıl sonra diyelim. Çocuğunun yaşının 3 katının 2 eksiği olur. X yıl sonra babanın yaşı 32 artı X olur. Çocuğun yaşı ise 6 artı X. X yıl sonra istenen şey babanın yaşının çocuğun yaşının 3 katının 2 eksi olması. Yani buradaki bu 32 artı X'in 6 artı X'in 3 katının 2 eksiği olduğu yıl soruluyor. 32 artı X eşittir. 3'ü dağıtırsak 18 artı 3x eksi 2. Buradan 16 artı 3x olur. Karşı tarafta 32 artı x'tir. X'i bu tarafa atarsak 2x. 16'yı bu tarafa atarsak da 16. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x 8 olarak bulunur ki 8 yıl sonra babanın yaşı çocuğun yaşının 3 katının 2 eksiği olacak. Dördüncü soruya geldiğimizde bir annenin yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 2 katıdır. Bir annemiz var. 3 çocuğun yaşlar toplamı var bir de elimizde. Annenin yaşı 3 çocuğun yaşları toplamının 2 katıdır. 3 çocuğun yaşlar toplamını x dersek anne 2x yaşındadır. Bu şimdi. Devam edelim sorumuza. 9 yıl sonra 9 yıl sonraya bir gidelim. 9 yıl sonra annenin yaşı 2x artı 9 olacaktır. 3 çocuğun yaşlar toplamı ise 3 çocuk olduğunu burada atlamamalıyız. Her birinin yaşı 9 artacağından dolayı 3 kere 9'dan 27 kadar artacak. 3 çocuğun yaşlar toplamı x artı 27. 9 yıl sonra annenin yaşı ile 3 çocuğunun yaşları toplamı eşit olduğuna göre. Buradaki 2x artı 9 ile x artı 27'nin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Annenin şimdiki yaşı kaçtır? 2x artı 9 eşittir x artı 27. Bunu bu tarafa atarsak x.
Bunu bu tarafa atarsak 18, x'i 18 olarak bulduk. Bize annenin şimdiki yaşı soruluyor. Annenin şimdiki yaşı 2. Anne 2 çarpı 18'den 36 olarak yaşı bulunur. 5. soruya girelim. Bir annenin yaşı kızının yaşının 5 katıdır. Burada duralım. Annenin yaşı kızının yaşının 5 katıdır. Kızı x yaşında ise anne 5x yaşındadır. Bu şimdi. Kızı annesinin bugünkü yaşına geldiğinde, yani kızın yaşı, annesi bugün 5x yaşında, kızın yaşı 5x olduğunda annesi ile kızının yaşları toplamı 112 olacağına göre kızı doğduğunda annesi kaç yaşında? Kızın yaşı x'ten 5x olduğunda burada 4x arttı. Bu nedenle annesinin yaşı da 4x artacağından dolayı annesinin yaşı da 9x olur. Bu gerçekleştiğinde, yani kız annesinin bugünkü yaşına geldiğinde annesi de 9x yaşında oluyor. Bu ikisinin yaşları toplamının 112 olduğu söyleniyor. 9x artı 5x eşittir 112. 14x eşittir 112. Her iki tarafı 14'e böldüğümüzde x 8 olarak bulunur. Kızı doğduğunda annesi kaç yaşındadır? Şimdiki yaşı, kızın şimdiki yaşı 8, annenin şimdiki yaşı ise 40. Kız 8 yıl önce doğdu. Bu nedenle annenin şimdiki yaşından 8 çıkartırsak, kızı doğduğunda annenin bulunduğu yaşı budur. Kızı doğduğunda annesi 32 yaşındadır. Altıncı soru. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 6 katıdır. Yaşlar farkı için daha önce de bir soruda değinmiştik. Asla değişmez. Baba, çocukların yaş farkı. Babanın yaşı iki çocuğun yaşları farkının 6 katıdır. Çocukların yaşları farkını x dersek babanın yaşı 6x'tir bu şimdi. 10 yıl sonra, 10 yıl sonraya bir gidelim. 10 yıl sonra baba 6x artı 10 yaşında olacaktır. Çocukların yaşları farkı ise değişmeyecektir. Babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının 8 katı olacağına göre babanın şimdiki yaşı kaçtır? Babanın yaşı çocukların yaşları farkının 8 katı olacağına göre. Yani 6x artı 10, x'in 8 katı olacak. 6x artı 10 eşittir 8x. Buradan 6x'i diğer tarafa atarsak 2x eşittir 10, x eşittir 5 olarak bulunuyor. Bizden istenen babanın şimdiki yaşı. Babanın şimdiki yaşı 6x'tir. Baba 6 çarpı 5'ten 30 yaşındadır. Yedinci soruya geldiğimizde, belli bir grubun 3 yıl önceki yaşları ortalaması 15'tir. 3 yıl önceki yaşları ortalaması 15'tir. Şimdiki yaşları ortalaması, her birinin yaşı 3 artacağından dolayı ortalama da 3 artar. Şimdiki yaşların ortalaması 18'dir. Bu cümleyi okur okumaz bunu anlamalıyız. Belli bir grubun 3 yıl önceki yaşları ortalaması 15 ise şimdiki yaşları ortalaması 18'dir. Bu grubun bugünkü yaşları toplamı 216. Bugünkü yaşların toplamı 216. Bu grup kaç kişiliktir? Bugünkü yaşları ortalamasını biliyoruz. Ortalama eşittir yaşlar toplamı bölü kişi sayısı ile bulunur. Biz burada ortalamayı biliyoruz. Şimdiki yaşları ortalaması 18. Şimdiki yaşları toplamı 216. Bizden istenen şey kişi sayısı. 18'in altına 1 koyup içler dışlar yaparsak 18x eşittir 216. Her iki tarafı 18'e bölersek x eşittir 12 olarak bulunur. Gruptaki kişi sayısı 12'dir.
8. soruya geldiğimizde Ali'nin yaşının Veli'nin yaşına oranı 2 bölü 3'tür. Yani Ali bölü Veli eşittir 2 bölü 3 diyor. Yani Ali'nin yaşı 2K ise Veli'nin yaşı 3K'dır. 2 bölü 3 oranı olduğuna göre Ali 2 katla orantılıdır. Veli 3 kat ile orantılıdır. Ali 2K yaşında, Veli 3K yaşında. 2K ve 3K. Bu şimdi. 5 yıl sonra, 5 yıl sonraya gidelim hemen. Ali'nin yaşı 2K artı 5 olurken Veli'nin yaşı 3K artı 5 olur. İkisinin yaşı da 5'er artı. Bu oran 3 bölü 4 oluyormuş. Yani 5 yıl sonra Ali'nin yaşının Veli'nin yaşının oranı 3 bölü 4 oluyor. Bunu da yapalım. 2K artı 5 bölü 3K artı 5 eşittir 3 bölü 4 oluyor. İçler dışlar çarpımı yapıp K'yı bulalım. 8K artı 20 eşittir 9K artı 15. 8K'yı bu tarafa atarsak K, 15'i bu tarafa atarsak 5. Ali doğduğunda Veli kaç yaşındaydı diye sormuş. Şimdiki yaşlarına bakarsak, şimdi Ali 10 yaşında, Veli ise 15 yaşında. Ali doğduğunda, Ali 10 yıl önce doğdu. 10 yıl önce Veli'nin yaşı ise 15 eksi 10'dan 5'tir. Ali doğduğunda Veli 5 yaşındadır. Dokuzuncu soruya geldiğimizde Damla'nın yaşının Berre'nin yaşına oranı 1 bölü 3'tür. Damla, Berre var. Damla'nın yaşı 1 ile orantılı, Berre'nin yaşı 3 ile orantılı. Damla'nın yaşına K dersek, Berre'nin yaşına 3K deriz. Bu şimdi. Damla, Berre'nin şimdiki yaşına geldiğinde, Damla, Berre'nin şimdiki yaşına, yani Damla'nın yaşı 3K olduğunda, yaşı 2K artmış olur. Berre'nin yaşı da 5K olur bu süreçte. Damla Berre'nin şimdiki yaşına geldiğinde Berre 30 yaşında olacağına göre. Yani 5K'nın 30 olacağını anlıyor. 5K eşittir 30. K eşittir 6. Damla'nın şimdiki yaşı kaçtır diye sorulmuş. Damla'nın şimdiki yaşı K'dır. Yani Damla şimdi 6 yaşındadır. Sonuncu soruya geldiğimizde Aras ile Buse'nin bugünkü yaşları toplamı 42'dir. Aras, Buse. Aras ile Buse'nin bugünkü yaşları toplamı 42'dir. Biz burada şimdiki yaşlarını Aras'ın yaşına x, Buse'nin yaşına y diyelim ve ilk denklemimizi de yazalım. X artı y eşittir 42. Buse Aras'tan büyüktür. Yani y büyük x'tir. Aras Buse'nin şimdiki yaşına geldiğinde, yani Aras'ın yaşı y olduğunda, Buse 30 yaşında olacağına göre, Buse'nin yaşı 30 olacakmış. Aras'ın şimdiki yaşı kaçtır diyor. Yani bize Aras Buse'nin şimdiki yaşına geldiğinde buradaki geçen süre, buradaki y'den 30'a geçen süre ile aynıdır. Yani y ile x arasındaki fark, yani y eksi x eşittir 30 eksi y'yi. Bu eksi y'yi bu tarafa atarsak 2y eksi x eşittir 30 değerini buluruz. Yani ikinci denklemimiz de gelmiş oldu. 2y eksi x eşittir 30. Bunları alt alta topladığımızda x'ler birbirini götürüyor. 3y eşittir 72. Her iki tarafı 3'e bölersek y eşittir 24 olarak bulunur. Arası şimdiki yaşı kaçtır diyor. Biz x'i arıyoruz. Bu y'yi getirip denklemlerden birinde yerine koyarsak, şurada koyarsak, x eşittir 42 eksi 24'ten 18 olarak bulunur. Aras şimdi 18 yaşındadır. Birinci soruya geldiğimizde bir annenin yaşı
3 çocuğunun yaşları toplamının 4 katıdır. Anne, 3 çocuğun yaşlar toplamı. Bir annenin yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 4 katıdır. Çocukların yaşları toplamı x ise annenin yaşı 4x'tir. Bu şimdi. 5 yıl sonra, yani 4x artı 5. Çocuklar 3 tane olduğu için onların yaşları toplamı 3 kere 5'ten 15 artacaktır. Bu 5 yıl sonraki durum. 5 yıl sonra annenin yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 2 katından 7 eksik olur. Yani buradaki 4x artı 5, buradaki x artı 15'in 2 katından 7 eksik oluyor. Annenin şimdiki yaşı kaçtır? Bir de sorulan şey 4x nedir diye soruluyor. Çünkü annenin şimdiki yaşı 4x'tir. Bu denklemi çözüp x'i bulursak 4x'in de ne olduğunu kolaylıkla bulabiliriz. 2x artı 30 eksi 7. 2x'i bu tarafa atarsak 2x, 5'i bu tarafa atarsak 30'dan 7 çıkarsa 23, 5'i de bu tarafa atınca eksi geçer 18. X eşittir 9 olarak bulunur. Annenin şimdiki yaşı 4x olduğundan dolayı 4 çarpı 9'dan 36 olarak annenin şimdiki yaşını bulur. İkinci soru. Bir babanın yaşı ikişer yıl ara ile doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamının 2 katından 8 eksiktir. Baba ikişer yıl ara ile doğmuş 3 çocuk. İkişer yıl ara ile doğmuş 3 çocuk. 3 çocuğun yaşlar toplamını şöyle yapalım. En küçük çocuk x olsun. İkişer yıl ara ile doğdukları için. Ondan sonra gelen çocuk, ortancı çocuk x artı 2. En büyük çocuk ise x artı 4 olur ki 3 çocuğun yaşlar toplamı 3x artı 6 olur. Bir babanın yaşı ikişer yıl ara ile doğmuş 3 çocuğun yaşları toplamının, yani 3x artı 6'nın 2 katından 8 eksiktir. 2 çarpı 3x artı 6 eksi 8. 6x artı 12 eksi 8'den 6x artı 4 olarak da babanın şimdiki yaşını tespit ediyoruz. Babanın yaşı 46 olduğuna göre, yani bize 6x artı 4'ün kaç ettiğini vermiş. 6x artı 4 eşittir 42. 46. 6x eşittir 42. Buradan da x eşittir 7 olarak bulunur. En büyük çocuk doğduğunda baba kaç yaşındadır? En büyük çocuk x 7 ise en büyük çocuk 11 yaşındadır. Ortanca çocuk 9, en küçük 7 yaşındadır. En büyük çocuk 11 yıl önce doğmuştur. Babanın yaşı 46 olduğuna göre 46'dan 11'i çıkartırsak 35. En büyük çocuk doğduğunda babanın yaşı 35'tir. Üçüncü soruya geldik. Ayşe'nin yaşı Fatma'nın yaşının 2 katından 3 fazladır. Ayşe, Fatma. Ayşe'nin yaşı Fatma'nın yaşının 2 katından 3 fazladır. Fatma'nın yaşına x dersek Ayşe'nin yaşı 2x artı 3 olacaktır. Bu şimdi. Fatma Ayşe'nin yaşına geldiğinde, yani Fatma'nın yaşı 2x artı 3 olduğunda, yani artış nedir burada? Bu ikisi arasındaki farktır. 2x artı 3'ten x'i çıkartırsak x artı 3 kadar artış var. Fatma'nın yaşı x artı 3 arttığında Ayşe'nin yaşı da x artı 3 artacaktır. Bunun üzerine x artı 3 eklersek 3x artı 6 da Ayşe'nin yaşı olacak. Fatma Ayşe'nin yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 34 ise. Yani buradaki 3x artı 6 ile 2x artı 3'ün toplamı 34. Ayşe'nin yaşı kaçtır? Buradan x'in ne olduğunu bulalım bir öncelikle. 3x artı 6 ile 2x artı 3'ün toplamının 34 olduğu verilmiş bize. 5x artı 9 eşittir 34. 5x eşittir 25. X eşittir 5 olarak bulundu. Ayşe'nin yaşı kaçtır? Buradan şimdiki yaşı. Hiçbir şey belirtilmediğinde şimdiki yaşı kastediliyordur.
Buradaki 2x artı 3 soruluyor bize. 2 çarpı 5 artı 3'ten 13 olarak Ayşe'nin şimdiki yaşını. On dördüncü soru. Yaşlarının ortalaması 14 olan 5 kişilik bir gruba. Yaşlarının ortalaması 14 olan 5 kişilik bir grup. Hemen bunların yaşları toplamını bulalım. Ortalama 14. 5 kişilik grup. Bunların yaşları toplamı x olsun. 5 ile 14'ü çarparsak bunların yaşları toplamı çıkar. 70. Bu 5 kişilik grubun yaşlar toplamı. Yaşlar toplamı. Gruba 4 kişi daha eklenince yeni ortalama 20 oluyor. Gruba 4 kişi daha eklenince kişi sayısı 9 olur. 9 olduğunda ortalama 20. Buradaki yeni toplamı bulalım. 20 eşittir. Kişi sayısı 9. Buraya bunların toplamı olsun. Buradan da y eşittir. 180. Bu da o 4 kişi geldikten sonraki yaşlar toplamıdır. Sonradan gelen 4 kişinin yaşları ortalaması kaçtır? Sonradan gelen 4 kişinin yaşlar toplamını bulmak için 180'den 70'i çıkartırız. Yüz on sonradan gelen 4 kişinin yaşları toplamıdır. 4 kişinin yaşları toplamını kişi sayısına bölersek yani 4'e onların yaşları ortalamasını bulmuş oluruz. 2 ile çarparsak 8, 30, 4 kere 7, 28, 2 kaldı. Buraya bir 0, buraya bir virgül atarsak da 5, 20, 0. Yeni gelen 4 kişinin yaşları ortalaması 27 buçuktur. On beşinci soru. Leyla'nın 5 yıl önceki yaşı 12 ise 6 yıl sonraki yaşı kaçtır? Leyla diyelim. 5 yıl önce yaşı 12. O zaman şimdiki yaşı üzerine 5 ekleriz. 17. 6 yıl sonraki yaşı bunun üzerine bir 6 daha ekleriz. 23. 6 yıl sonraki yaşı 23. Özkan'ın 4 yıl önceki yaşı 8 yıl sonraki yaşının 1 bölü 3 olduğuna göre Özkan'ın şimdiki yaşı kaçtır? Özkan'ın şimdiki yaşına x diyelim. Şimdiki yaşı. 4 yıl önceki yaşı x eksi 4'tü. 8 yıl sonraki yaşı x artı 8. Özkan'ın 4 yıl önceki yaşı 8 yıl sonraki yaşının 1 bölü 3 olduğuna göre. Özkan'ın 4 yıl önceki yaşı x eksi 4'tür. Bu 8 yıl sonraki yaşı 1 bölü 3 olduğuna göre 8 yıl sonraki yaşının 1 bölü 3. Yani x artı 8'in 1 bölü 3'ü demek onun 3'e bölünmüş halidir. X eksi 4'ün x artı 8 bölü 3 olduğu söylenmiştir. Özkan'ın şimdiki yaşı kaçtır? Yani bize x soruluyor. Bu denklemi çözdüğümüzde direkt bizim karşımıza cevap gelecektir. 3x eksi 12 eşittir. X artı 8. X'i bu tarafa atarsak 2x. Eksi 12'yi bu tarafa atarsak 20. Her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir 10 olarak bulunur. Ki bu Özkan'ın şimdiki yaşıdır. On yedinci soru. Berna ile annesinin şimdiki yaşları toplamı 42'dir. Berna, annesi, şimdi diyelim. Berna'nın yaşını x, annesinin yaşını y dersek x artı y eşittir 42. 4 yıl önce, hemen 4 yıl önceye gidelim, ondan sonra soruyu okumaya devam edelim. 4 yıl önce Berna'nın yaşı x eksi 4, annesinin yaşı da y eksi 4. 4 yıl önce Berna ile annesinin yaşları farkı 18 olduğuna göre. Yani annesi Berna'dan büyük olacağı için y eksi 4'ten x eksi 4'ü çıkarttığımızda y eksi 4 eksi x eksi 4
eşittir 18'miş. Ben hani şimdiki yaşı kaçtır? Yani bize sorulan şey x nedir? Şu ikinci denklemi bir düzenleyelim. Y eksi 4 eksi x artı 4 eşittir 18. Buradaki 4 ile buradaki 4 birbirine götürür. Y eksi x eşittir 18 çıkar. Bu iki denklemi alt alta yazıp çözersek x artı y eşittir 42. Y eksi x eşittir 18. Topladığımızda 2y eşittir. X'ler birbirini götürür. 60. Y eşittir 30. Buradan annenin 30 yaşında olduğunu anlıyoruz. 30'u getirip buraya koyduğumuzda da bu tarafa attığımızda x eşittir 12 olarak bulunur ki Berna da 12 yaşındadır. Sekizinci soru. Bir baba ile oğlunun yaşları toplamı 55, yaşları farkı ise 25'tir. Babanın yaşına x, oğlunun yaşına y dersek x artı y eşittir 55, x eksi y eşittir 25. Hemen çözüm baba ve oğlun yaşları bulalım, ondan sonra soruyu okumaya devam edelim. Y'ler birbirini götürür. 2x eşittir 80, x eşittir 40. Baba 40 yaşındaymış. Bunu getirir buraya koyarsak y eşittir 15 çıkar ki oğlu da 15 yaşındaymış. Buna göre kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katından 5 eksik olur? Şu an baba 40, oğlu 15 yaşında. Şimdi kaç yıl sonra, yani x yıl sonra diyelim. 40 artı x olur babanın yaşı. Çocuğun yaşı da 15 artı x olur. Babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katından 5 eksik olur. Yani 40 artı x eşittir 2 çarpı 15 artı x oğlunun yaşının 2 katından 5 eksik olur. Eksi 5. Burada aradığımız bu x yıl sonradaki x. 40 artı x eşittir 30 artı 2x eksi 5. 40 artı x eşittir 25 artı 2x. X'i bu tarafa, 25'i bu tarafa atarsak x eşittir 15 çıkar ki 15 yıl sonra babanın yaşı, oğlunun yaşı 2 katından 5 eksik olur. 19. soru. Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 3 katıdır. Anne iki çocuğun yaşlar toplamı. Bir annenin yaşı iki çocuğun yaşlar toplamının 3 katıdır. 3x. Bu şimdi. 6 yıl sonra soruyu okumadan 6 yıl sonraki duruma girelim. 6 yıl sonra anne 3x artı 6 yaşında olurken iki çocuğun yaşlar toplamı ise her bir çocuk 6 artacağından yaşı x artı 12 olur. 6 yıl sonra çocuklarının yaşları toplamının 2 katından 6 eksik olacak. Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 3 katıdır. 6 yıl sonra çocuklarının yaşları toplamının 2 katından 6 eksik olacaktır. Burada annenin yaşı denmesi gerekiyor. Annenin yaşı 6 yıl sonra çocukların yaşları toplamının 2 katından 6 eksik olacaktır. Yani 3x artı 6 x artı 12'nin 2 katından 6 eksik olacak. 3x artı 6 eşittir 2x artı 24 eksi 6'dan 2x artı 18 eşittir 3x artı 6 x eşittir 12 olarak bulunur. Buradan iki çocuğun yaşları toplam 12. Annenin yaşı ise 36'dır. Buna göre küçük çocuğun yaşı en çok kaç olabilir? İki çocuğun yaşları toplamı 12. Küçük çocuğun yaşı en çok kaç olabilir diyor. Eğer çocuklar eşit yaşlarda olsaydı 6-6 olurdu. Ama bu durum mümkün değil. Küçük yaşı çocuğun yaşı diyor. O zaman bunu 1 eksiltir, bunu 1 arttırırsak bu küçük çocuğun alabileceği en büyük durumdur. Küçük çocuk 5 yaşında olabilir. En çok.
20. ve son soruya geldiğimizde Selim'in 4 yıl önceki yaşı Özlem'in 2 yıl sonraki yaşına eşittir. Şimdi Selim ve Özlem'in yazalım. Bunları şimdiki yaşlarına X ve Y diye. Şimdi. Selim'in 4 yıl sonraki yaşı 4 yıl sonraya bir gidelim. X artı 4 olur Selim. Özlem Y artı 4 olur. Özlem'in 2 yıl önceki yaşına 2 yıl önceye de gidelim. Şimdiki yaşları X ve Y olduğuna 2 yıl önce Selim X eksi 2 olur. Özlem Y eksi. Şimdi söylediği denklemlere bakmaya başlayalım. Selim'in 4 yıl sonraki yaşı yani X artı 4 Özlem'in 2 yıl önceki yaşına eşittir. Y. X artı 4 eşittir Y eksi 2. Buradan şunları aynı tarafa toplarsak X ve Y'yi. Şu Y'yi bu tarafa, 4'ü bu tarafa atarsan X eksi Y eşittir. Eksi 6 olur. İlk denklemimiz geldi. Özlem'in 13 yıl sonraki yaşı Selim'in 3 yıl sonraki yaşın 2 katı olacak. Şimdi bunun üzerinde tekrar bir şey yazmakla uğraşmayalım. Özlem'in 13 yıl sonraki yaşı, Özlem'in yaşı şimdi Y olduğuna göre 13 yıl sonraki yaşı Y artı 13'tür. Selim'in 3 yıl sonraki yaşının yani X artı 3'ün 2 katı olacak. İkinci denklem de buradan gelecek. Y artı 13 eşittir 2X artı 6. Buradan 2x'i bu tarafa, 13'ü bu tarafa atarsak y eksi 2x eşittir. Eksi 7'dir. Bu iki denklemi alt alta getirirsek x eksi y eşittir. Eksi 6. Y eksi 2x eşittir. Eksi 7. Alt alta topladığımız zaman y'ler birbirini götürüyor. Eksi x eşittir. Eksi 13'ten. Her iki taraftaki eksiye atarsak x eşittir 13 çıkar. X'i getirir denklemlerden birinde yerine yazarsak şuradakini de yazalım. 13 eksi y'nin eksi 6 vermesi gerekiyor. Buradan da y eşittir 19 olarak bulunur. Şimdi bize kimi sorduğuna bakalım. Özlem kaç yaşındadır? Özlem'in yaşı y'dir. Özlem 19 yaşındadır. Bu şekilde bu çalışma kağıdımızı da noktalamış bulunuyoruz.